Bismillahirrahmanirrahim. Küskünleri barıştıran, suçluları affeden, büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösteren, yetimlere, ihtiyacı olanlara yardım eden, mazlumun yanında, zalimin karşısında olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a selam olsun. Ve selam olsun peygamberin aşkı için buraya toplanan siz değerli yazı konaklı peygamber sevdalılarına. Nur Muhammed Mustafa'a kardeşlerim. Geçiyorduk bir peygamber sevdası mitinginden. Bir koku da buradan aldık. Buradan da Allah'ın Resulü'nün kokusu geliyor. Dur hele dedik. Durduk elhamdülillah. Sizlerle beraber olduk. Kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricalikum velâkir Rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyin. Ayetin sonunu söyleyeceğim. Vaktimiz yok. Yani Allah'ın Resulü peygamberlerin sonuncusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık ondan sonra peygamber gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Yok mu? Allah'ın hazinesinde peygamber kalmadı mı? Gönderemez mi? Her memlekete, her asra, her yere gönderemez mi? Yok mu? Var. Ama göndermeyecek. Niye? Gerek yok. Niye? Siz varsınız. İnanın aynen böyle. Siz olduğunuz için, siz peygamber sevdalıları, bu ümmetin, bu ümmet var ya kıyamet gününe kadar peygambere gerek bırakmayacak. Niye? Çünkü onun hayatını milim milim, saniye saniye biliyor, hayata geçiriyor ve onun için Allah-u Teala kıyamet gününe kadar bir daha peygambere gerek görmüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat, ona itiba etmek kişinin Allah katında değerinin belirtisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme canı gönülden bağlı olan sahabesinin itibası, itaati nasıldı? Bizim şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatimiz nasıl? Bunu bir kıyas yapmak lazım.